Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout New Vegas'a hoş geldiniz. En son bölümde şeytanlardan kurtulduk, buraya doğru geliyorduk sanırım. Ve şimdi de... Aldım la, vallahi aldım. Neyse, şimdi burada bir tane elmam var. Resident Evil'dan alışmışım, C'ye basıyorum. Şey yapmak için, aha. Güzel, onu da hallettik. Şimdi bu elma... Aa dur böyle... Aa bak böyle güzel görünüyoruz. Neyse, çöpçü mü? Wastelander mı? Bay Radical'in kaydı. Tamam, polis çöpü ne kadar vuruyor? Hasar 7. Benim silah ne kadar vuruyor? Benim bayağı bir silahım varmış ya. Bunların çoğunu koymak lazım ama... Dediğim gibi ilk önce birazcık şey alacağız. Abooo, çok ağır olduk. Paketler için... Ne? Paketler için mi? Roketler için atom yakıtı bul. Ne diyordum ben? Ne dediğimi de unuttum. Kusura bakmayın. Çok sinir oluyorsunuzdur ben böyle yapınca ama. Ne dediğimi de unuttum. En son ne yaptığımızı falan filan söyledim. Neyse ya, aman. Şimdi. Benim çektiğim videolarda bir sıkıntı olmuş. Sanırım 5 ve 6. bölüm arasında mı? 6. ve 7. bölüm arasında mı? Bir sıkıntı var. Lan! Ne oldu şimdi? Neden bu kadar şey olduk? Ne aldım yanıma ben? Bu kadar ağırlık yapacak. Giyim aldım değil mi? Bunları sal gitsin. Yo, sadece Acemi Legioners... 12'ymiş ne ağırlık. Sağlam ağırlık yapıyormuş ha. Kabile baskın zırhı. Şey 4. 4 health veriyor. Bu 8 veriyor bu haliyle. Salla gitsin o zaman bunu. Lan sinir oluyorum böyle her şeyi alınca. Aha burada bir tane daha eleman ölmüş. Atılır mızrak. Lejyon dinarı al. Lejyon dinarları sağlamdır. Geniş palamız sağlam mıydı bizim? Sağlamdı. Onun almamıza gerek yok. Fallout New Vegas'ta aya basınca hepsi gidiyor ya. Ah ne diyecektim? Senin 4. ve 5. bölüm arasında veya 5 ile 6. bölüm arasında bir sıkıntı var. Bir kopukluk var. Onun nedeni ben yaptığım kayıtları İşte Adobe Premiere'ı atarken bir tanesini iki kere attım sanırım. 5. bölüm olması lazım. O yüzden yani 5. bölüm ile 6. bölüm aynı oldu. Öyle olunca sıkıntı oldu. Ben de öyle yapınca normalde yani 9 tane kayıt almıştım. 8 tane kayıt almış oldum. Yok. Ya aman konuşamıyorum. Uykuluyum biraz, konuşamıyorum. 9 kayıt almıştım ama 8 video çıktı. Şimdi eşyalarımın bazılarını eve bırakmayı düşünüyorum. Hepsini taşımak istemiyorum açıkçası. Ev dediğimiz de motel odası ama olsun, orası da evdir. Ya şurası zaten birçok yerden daha konforludur. Şu anda post apokaliptik bir dünyada olduğumuz için. Metal sandık, burada silahlar var değil mi? Atılır mızrakları oraya koyalım. Yanımıza taşımaya gerek yok. Bunu da oraya koyalım. Bunun mermisi var ama serseri tüfek var sanırım bende. O yüzden bunu da taşımaya gerek yok. İki tane palaya hiç gerek yok bence. Bunlara da gerek yok. Plazma tabancasına da gerek yok. Plazma tüfeğe de gerek yok. Tekli pompalıya da gerek yok. Güçlü kervan pompalısı varken aynı Japon emi kullanıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı şey yaptık. Zayıfladık. Onun dışında cephaneden şunu da bıraksak mı ya? Ağırlık da fazla yapmıyorlar açıkçası ama kalsın onları ya. Cephane belli olmaz. Neyi ne zaman kullanacağımız. Şimdi geri dönüyoruz. Hardcore modda sanırım yok, şey yapabiliyoruz değil mi? Aynen. Rap Contest bölgesine direkt gidebiliriz. Yani Fast Travel yapabiliyoruz. Sanırım Fallout 4 yapamıyoruz. Ben Fallout 4'te hiç daha hardcore modda oynamadım ama. Susuzluk seviyem arttı mı? Suyum var mı yanımda? Temiz su. Var. İç bakayım. Düştü, düşsün. Susuzluk hastalığı ne işe yarıyordu ki? Neyse.
Ah, bu oyunu seviyorum. Bu oyunu çok seviyorum. Şunu artık yanıma taşımama gerek yok. Alevlerim hocam. Have you found the component? Ateşleyici konteyneri buldum. Al bakayım. Yes. Now all I need. İtiş modülleri. Roketleri tam üretmek için itiş kontrollerini bul. Okey, hallederiz. Yanımda değerli tabancam olduktan sonra her şeyi hallederiz. Gelin bakayım. Değerli tabancam ve değerli yoldaşlarım olduktan sonra tabii. Yoldaşlarımı da unutmamak lazım. Öyle ahbaplarım. Bu oyunun atmosferine çok bayılıyorum ben. Çok şey geliyor, Western geliyor. Cowboy filmlerindeki gibi. Bayılırım cowboy filmlerine. Hepsine değil ama. Daha çok Sergio Leone'un çektiklerine. Aslında şey de güzeldir. Magnificent Seven falan onlar da güzel. Cowboy filmleri benim ilgimi çeken kanunun olmaması sebebiyle insanların ruhlarının sınanması. Yani insanların ben bunları öldürdüm ama ya. Oha direkt hallettin. Aferin bun iyi. İyi yapıyorsun. Ha bu kim lan ölmüş burada? Bunu ben halledeyim bari. Ha ben hallettim. Adama bak ya her şeyi hallediyor. Ben buraları almadım mı ya? Aynen boş. Ya geri tepmeme. Güzel. İlaç alıp satarız. Ölü hortlak. Lan ben bunları almadım mı? Nasıl almadım? Almış olmam lazım. Neyse. Bunlara baktık. Şuna bakalım. Yani eğer bir bölgede, oyunda bir bölgede yaratıklar yenileniyorsa bence o bölgedeki lootlar da yenilenmeli. O bölgeden alabileceğimiz eşyalar falan filan da yenilenmeli. İkisi birlikte gitmeli. Yoksa bir anlamı yok oyunun. Ya ne diyordum? Aynen kovboy filmlerini ve bu tarz şeyleri seviyorum. Mesela bu oyunun post apokaliptik olması da çok ilgimi çekiyor. Çünkü herhangi bir düzen yok etrafta. Kanun yok, yasa yok. Hani ilgimi çeken yasanın olmaması değil, insanların gerçek kişiliklerinin ortaya çıkması. Ben bu noktada da şey demiyorum işte insanlar kötüdür veya iyidir demiyorum. Ama genelde çevrenize baktığınız zaman İnsanların birazcık kazıntı yaptığını görürsünüz. Birazcık hareketleri zorlama. Ha şu rasyon şey oluyor. Dediğim gibi hareketleri birazcık zorlama. Maske takarlar çevredeyken. Arkadaşlarıyla birlikte takılırken. Caddede yürürken. Etkinliklerdeyken falan filan. Bu benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Diğer yandan bu söylediğim tarzda filmlerde, oyunlarda, hikayelerde insanların gerçek yüzleri ortaya çıkar. Savaş filmlerde öyle. Ne gibi bu? İlla da kötü bir şey olacak değil ama oradaki doğallık çok hoşuma gidiyor. İnsanların mücadeleleri. Ben nereye gidiyorum ya? Ha yakınmış. Neresi lan burası? Bizi yemesinler. Eleman var içeride. Tanıdık birisi var sanırım. Hurdalık. Vallahi hiç güvenmiyorum ha. Gibson hurdalığı. Sen kimsin? Ay köpek. Phil. Ne yapıyorsun? Konuşamıyoruz bununla da. Burada birileri vardır herhalde yaşayan. Elmanın bakıcıları falan. Elmanın dostları, köpeğin sahibi. Gibson garajı.
Yaşlı bayan Gibson. Okey, merhaba. Yaşlı bayan, seni de uyandırdık ama seni öldüğünü zannettim. Var ya, köpekleri evlat edinecektim. Evlat edinecektim. Neyse. Helios 1. That's Helios. The NCR runs the place, so it's off limits to prospectors. Okay. Helios'a da gideriz daha sonra. Rap Grant iş modelim var mı? Woohoo! Senin gibi çekici bir kadın yalnız başına mı? Belki sen ve ben bir tür ticaret yapabiliriz. I know I'm not young and pretty. Subject E, diagnosis complete. Ne lan? Ne oluyor? My name is Whitley. Peki. I'm a researcher at Adams Air Force Base. Until recently, I was in charge of the DiraFrame reinforcement project for the combat model iBots. Devam et, devam et. Hoşuma gitti bu iş. iBot DiraFrame Subject E is both the prototype and the last functional model in this test group. I was prepared to make several significant upgrades to the machines. However, as the project was cancelled and all DiraFrame assets are being diverted to Hellfire armor, I'm sending this model to the Navarro outpost. Devam edelim bakalım. Ne oluyor lan? If you're listening to this log from one of our enclave outposts in Chicago, give this unit whatever repairs it needs so it can continue to Navarro. Enclave mi? Bir ahbabımız şey yazmış. Abi bildiğin halde bilmediğin gibi neden tepki veriyorsun diye falan filan diye. Ben bayağı oldu yalnız bu oyunu bitireli. Ben bu oyunu bitirdiğimde daha eski evdeydim. Yani 1-1,5 sene oldu. Ki 1-1,5 sene benim herhangi bir şeyi unutmam için çok yeterli bir zaman. Bugün cümleler ağzımdan adam gibi çıkmıyor. Neyse. Onun olayı başka bir şeydi. Neyse, onu da anlatayım ya. Ya ben normalde bir şeyler yazmayı çok seviyorum. Hikayeler, kitaplar falan filan. Eskiden şiir de yazıyordum ama artık yazmıyorum. Hevesimi kaybettim birden. Böyle yazdığım şeylere bakıp pek şey yapmıyorum. Tatmin olmuyorum, hoşlanmıyorum. Yazdığım şeyler de değil aslında da. Kurguladığım dünyalar falan filan pek hoşuma gitmiyor. Öyle olunca bugün iyice bir tatminsizlik oldu bende. İyice bir bıktım. Yazdığım şeylere falan bakıp, en azından düşündüğüm şeylere falan bakıp. Öyle olunca bugün moralim bayağı bozuldu. Şimdi bozuk değil, şimdi iyiyim de. Onun benden böyle çektiği, aldığı bir enerji var. Ya neden böyle uğraşıyoruz ya? Direkt keşke fast travel yapsaydım. Aynen, git bakayım buraya. Neyse, öyle olunca en azından o anda yaşadıklarım benden bayağı bir enerji aldı. Öyle olunca şu anda da üzerimde bir yorgunluk var. Hadi bakalım, devam. Fallout 3'te bug oluyordu oyunda. Mesela şu anda sağa sola bakıyorum ya. Sol alt tarafta şey var, radar var gördüğünüz gibi. O radarda insanlar, mesela çizgiler insanları falan gösteriyor. İşte şu ok işareti falan da görevleri gösteriyor. Onlar takılıyordu böyle, belli bir yerde kalıyordu. Bunda olur diye korkuyorum. Buldum, buldum. Al bakayım. Roketler gitmeye hazır mı? Yes. Ama Jason seni şey yapmayacak. Hey. Kendi dinleri hakkında bir şeyler söylüyorlar. Nasıl gidiyoruz oraya ya? Sana diyorlar. Sana yamuk yaptılar. Yamuk yaptılar sana. Napak. From this
this moment forward, you will be remembered as the saint of the great journey. We shall never forget you. I ask that you forgive us, Chris, and give us your blessing. Chris, sana yamuk yaptılar. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kim beni itiyor ya? Bak bak, pause yapıyorum, hala konuşuyor. Sen ne yapıyorsun orada? İlginç ilginç yürüyor. Did you hear him? My God, you are right. Aynen, öleceksin. And dying would be worse than. Evet. So I've redeemed the human race. Is that it? Evet. So you want me to. Evet, Novak'a git bakayım. Hadi git bakalım, Novak'a git. Roketlerimi fırlatayım. Nasıl fırlatacağım? Top mu lan bunlar? Elimi alıp nasıl fırlatayım? Oğlum. Görevler. Ha, denetleme platformuna git diyor. Şimdi ben şeyden yudum almak istiyorum. Siz de demiştiniz yorumlarda. Volt 11 matarasından klavye tuşları yudum falan alabiliyormuşuz. Nasıl alacağız? Sinsi zıpla, görünüşü değiştir, Pip-Boy bekle, cephane tipi. Burada yok. Volt matarasında nereden şey yapacağım? Şey mi acaba? Çeşmelerden su içtiğim zaman volt matarası doluyor. O zaman temiz su da mı ekleniyor? Sağlıklı yere. Yoksa direkt itemler hakkında mı? Bu ne ya? Abi çok karanlık burası. Hiçbir şey görünmüyor. Yazı falan görünmüyor ha. Sağlık. Bu arada kitaplar bana kalıcı şey veriyormuş. Kalıcı özellik veriyormuş sanırım. Ama büyük bilim kitabı. Sanırım bunlar değil mi? Bilim yeteneği 3 artırıldı. Vay be. Ulan bilmiyordum bunları ha. Bunları şey yapacağız o zaman. Ama bunlar şey değil mi? Diğerleri dergi. Onlar şey artırıyor. Yavaş yavaş artırıyor. Yani geçici olarak artırıyor. Yavaş yavaş değil de. Neyse. Silah isabetini artırıyor. Ama belli bir süre işini demiyor. Direkt var. Neyse. Temiz su yok burada. Volt 11 matarası falan filan da yok. Sanırım burada var Volt 11 matarası. Aynen, Volt 13 matarası, affedersiniz. Kullanamıyorum da bunu. Neyse, herhalde dediğiniz gibi. Bunu nasıl kullanıyorum ya? İyice yazsanıza yorumlarda. Eğer daha önceden cevaplamadıysanız. Çünkü daha önceden cevaplamış olabilirsiniz. Daha yayınlanmamış videolar var. Ben bunu çektiğim sırada. Yamuk yapan olursa döveriz. Nereden çıkıyoruz? Şerefsiz Davis'in seni. Gece gezerler. Güzel isim koymuşlar ha. Dediğim gibi burada verdiğim tepkiler benim son derece doğal tepkiler. Sizi kandırmaya çalışmıyorum. Ya ben video çekmeseydim bile zaten bu oyunu baştan oynayacaktım. Zaten amacım da oydu. Sadece oyunu baştan oynamak isterim. O sonra dedim ki hazır oynamışken video da çekeyim. O yüzden verdiğim tepkiler gayet doğal, merak etmeyin. İnsanları kandırmaya çalıştığım yok. Yapmam zaten, biliyorsunuz beni. Test bölgesi. Buradan mı gidiyoruz? Göreceğiz yani ne olduğunu ha. Navigasyon konsolu. Aa, 55 bilim gerekli. Anlaşıldı. Müziği çalıştır, sinyal bulundu. Ney? Müziği çalıştır, sinyal mi bulundu? Aha. Oha.
3 tane mi roket var orada? Nereye gidiyor lan bunlar? Hala hareket edemiyorum. Olaya bak. Sevilen. Yaptığın yeterli seviyede iyi işler sonucu bu toprakta topluluktaki insanların sevgisini kazandın. Sevgilisini kazanmak birazcık ters olurdu. Okey. Nice. Aha, seviyem arttı, biliyordum. Şimdi silahlarımız ne derecede? 50'de. Silahları şimdilik geliştirmeyeceğim. Hayatta kalmayı da geliştirmeyeceğim. Bilimi 30 yapayım. Onun dışında tamiri hadi böyle yapalım. Ticareti 25 yapalım. Bunlar hep önemli. Fallout New Vegas sadece şey değil. İşte vur gitsin tarzında bir oyun değil. 14 tane şişe kapağımız var ha. Kaç tane biriktirecektik bilmiyorum bak, unuttum gene ama. Aa, dur, burada vardı. Bay Radikal'in kaydı. Giysiyi sevdim şimdi. Bu şey uzay giysisi, radyasyon giysisini aldığımız adam sanırım. Şimdi radyasyon korkusu olmadan her yere gidebiliyorum. Burada kelimi Bay Radikal olarak yine ettim. Nasıl? Giysi ilk testi güzel renkleriyle birlikte geçti. Yuka Dağı'na. Bunları okuyorum, siz durulup okursunuz. Ben hızlı hızlı geçeceğim. Bakıyorum. Ha. Clark alanı mı? Clark alanına bir gidelim, şey yapalım ya. Bir gidelim bakalım Clark alanı nerede? Korucu karakolu falan. Buradaydı Clark alanı değil mi? Terk edilmiş çelik kardeşliği sığınağı. Nasıl ulaşılamıyor ya? Dışarıdayım abi şu anda. Olaya bak. Şaka gibi. Dışarı çıkıyoruz. Aa, daha yukarı çıkabiliyormuşuz. Nereye çıkıyor ki burası? Dışarı çıkabiliyor muyuz buradan? Çıkamıyoruz herhalde. Buradan bir şeyler çalabiliriz. Neden hala çalabilirim diye gösteriyor. Onu da anlamıyorum ha. Yani çoktan adamlar uçtu, uzaya uçtu. Uzaya. Ve abartmıyorum. Tam anlamıyla uzaya uçtular. Artık bu gezegende değiller. Öbür dünyaya gittiler. Bakalım, belki buralarda güzel bir şeyler vardır. Çok güzel bir şey varsa çalarız. Yok. Geldiğim yer orası. Burası da hani geldiğim yer. Repcon tesisi diyor. Burada bir yerde gizli bir çıkış yok muydu ya? Neyse, biz çıkarız kendimiz. Sıkıntı yok. Çekilir misin? İyi diyeceğim. Ulan boşu boşuna zaman harcıyoruz ha. Oh. Aşağıya düşüyordum hazır. İlginç. İlginç. Bu arada 100 milyon oldu kafalarım. Hepinize bir teşekkür etmek istiyorum. Buradan tabi özel bir video yaparım. Konak buradan çıkmayacağız ya. Burası başka bir yer. Özel bir video yaparım. Yine konu hakkında da. İşte tam o zaman çekiyorum bu videoyu. Ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum ama. Buradan çıkıyoruz değil mi? Oğlum korkuyorum burada ya. Lan! Hayalet mayalet çıkacak diye ne biçim korkuyorum var ya. Çıkar mı çıkar abi? Fallout mu? Tuhaf bir oyun. Test bölgesi. Hah, oh be. Çektik. Nerede bunlar şimdi? Nereye fırladılar? Dur bakalım. Fırladıkları yere doğru gidelim bakalım. Uzaya çıktıklarını düşünmüyorum. Bir yere düşmüşler bunlar benim anladığım, bildiğim kadarıyla. Görmedim ha. En son oynadığımda görmedim. Bir yere düştüler mi düşmediler mi diye ama forumlarda falan okurken bir yere düştüler diye okudum. Şimdi orayı bulacağız. Biz nereden fırlattık bunu? Şuradaydık. Şu tarafa doğru gitmiş olmaları lazım. Değil mi? Helios 1. Gibson hurdalı. Novak. Ondan önce var mı görevimiz? Onlar... Oho! Neyse, AD'nin sırrını daha sonra çözeriz. Şimdi bir işimiz yok. Aynen. Esirleri kurtar. Kendi acılarında boğuluyor. Kızıl kervan için mi çalış?
Bunlar zaten standart şeyler. Onlar bir şekilde gittiye bakalım. Novak'a dönüyoruz. Novak'a dönüyoruz ama ondan önce o alana gitmemiz lazım. Ben uzay giysisini, radyasyon giysisiyle ha. 40 radyasyon. İyi ya, buradan gideriz. Şöyle bir quick save atalım. Şeye gidiyoruz. O radyasyon giysisi ve izotopu bulduğumuz yere gidiyoruz. Ne alanıydı? Şuna bakalım, ismi neydi ya? Unuttum, böyle şeyler kafamdan taktığımda şey yapamıyorum. Yuka Dağı diyor. Clark alanına. Bize gidelim bakalım Clark alanına. Şu taraflarda bir yerdeydi. Motel. Keşke gidip keşfetseydik ya. Keşfedip geri dönerdik. Ama korkuyorum da şimdi, belki seviyemizden yukarı yaratıklar vardır diye. Ha, şurası. Herhalde. O tarafta ne var? Buradan baktığımızda. Hiçbir şey yok. Aaa. Prospectors bu tarafta olabilir gibi. Sanki. Bir tane kasaba var, olduğu gibi rasyon olmuş. O burada mıydı, başka bir yerde miydi tam bilmiyorum. Ama az önceki şey buradaydı. Rasyon giysisini buradan aldık, onu biliyorum. Gelin bakalım. Kes, sen de gel. Ha, sana giysi giydireceğiz daha. Envanteri aç. Sana buradan şunu vereceğiz. Hemen de giydin lan. Ne biçim elemansın ha? Burada bir kayıt atalım. Bayağı bir düşman var gibi görünüyor çünkü. Yukarıdan mı saldırsak? Yukarıdan saldıralım, gel. Stratejik bir konuma geçelim. Zaten sen de keskin nişancısın. Sen neden elinde hiçbir şey tutmuyorsun? Bak, benim elimde silah var. Bak, orada birisi var. Vuruyorum, kes. Hazır mısın? Aha, saldırıyorlar. Kertenkele deli gibi rafına dönüyor. O da gitti, güzel. Ulan bu yavaş çekimin çok şeyleri oluyor ha. Çok artıları oluyor. Ne oldu? Bunda bir şey yok. Kertenkele derisi var sadece. Gel bakayım. Aha, gelen var. Bir şey oluyor. Lan! Ha, oh be. Tamam, sakin. Kurşun harcamayalım boşuna. Altın kertenkele derisi diyor. Giyim. Mifer bir şey yapmıyor sanırım. Şunu açsak daha iyi olacak. Kes, giydin mi zırhını? Güzel. Robotun da bir şey kapacağını zannetmiyorum ama. Şurada bir quick save daha atalım. Kertenkeleleri uzaklaştırdık. Burası Clark alanı. Burada metal. Buranın olayı ne şimdi? Burası tam olarak neyi verecek bize? Kahve fincanı mı? Bundan sonra çok daha iyi, rahat bir şekilde Nescafe'lerimizi içebileceğiz. Ama burada bir şeyler var. Bu ne lan? Viski var. Salisbury, biftek falan filan. Ne altı yazacağım ben bunlarla? Belki burada bir şey vardır. Abicim, böyle bir yer yapıyorsan ödül vereceksin elemana ya. Buraya kadar geldik, o kadar rasyon da var. Ben altın kertenkelerin derisini mi satacağım? Olay o mu? Ben hazine bulmak istiyorum burada. Avcılık işini her zaman yapabiliriz. Avcılık işi önemli değil.
Etrafta da bir şey yok ha. Belki buraya girilecek bir yer vardır bir yerden. Burada bir şey var gibi gösteriyor ama göremiyorum. Belki şuralarda bir şey vardır. Yok, rasyonun alanı geçtik zaten. Ne var sizde? Oha. Güzel, fişekleri alırız. Sende ne var? Bir halt yok. Sana boş şey var burada. Bu kadar mı? Tada! Ne macera ama, değil mi? Aha, burada bir şey var. Mentatlar. Tamam, alır, alalım. Ne alırsak kârdır bu noktada. Zaten elimiz boş dönmeyelim en azından. Cümlelerimi tamamlamadığımın farkındayım. Direkt başka bir cümleye geçiyorum ama olsun. Aa bak, Gibson hurdalığına girebiliriz ha. Orada şeyi sorabilirim. Neyi soracağım? Şeyi tamir ettirebilirim. Bizim şapkayı. Teyze. So you're back now. Aynen, tamire ihtiyacım var. Serseri tüfeği tamir ettireyim. Mafileri zırhı da bunu da. Teşekkürler teyze. Satılık neyin var bakayım, göster. Bomba tüfekli, bomba tüfeği uzun namlu. Aa, sene modlar falan var o zaman. Çeşit. Bakalım neler var. Mahvolmuş büyük kitabı kullanabileceğimizi zannetmiyorum. Neyse, pek de bir şey yokmuş. Biz satacaklarımızı satalım. Bak bu 1 veriyor şimdi health. Hafif derizir 8 veriyor hala. Neden öyle oldu? Neyse. Sağlıkta absent. Sat bunu gitsin. Atom da sat. Değeri iyi. Ha yok la. Yok yok, bunu istemiyoruz. Bok zamanı kalsın. Brahmin biftek kalsın, bence iyi. Zaman gelince kullanırız. Rasyon veriyormuş ha. Doktor çantası geri tepme. Al bakayım bunu. Bir tanesini al buradan. Bunun kapağı ne kadar? 1052. İyi ya, bayağı bir şey satarız. Hidra. Sana sürekli ilaç satıyoruz. Kusura bakma da. Ağırlık yapmıyor ya. Rahat rahat satabiliyoruz o yüzden. Kedi gözü sat. Medex. Kalsın bu. Hasar direnişimi. Bir işe yaradığı yok. Mentatları sat. Panzehir. Bu işimize yarayabilir daha sonra. Bunu sat. Kullanmayacağım zaten. Scotch'u sat. Super Steam Pack. Torpil. Sat. Bağımlılık yapacak bir şey yok zaten. Bunu da sat. Tamam. Teşekkürler teyze. Bayağı bir şey de aldık ha. Aynen, tamamen. Ya bu durumda müşteri sen oluyorsun. Ben olmuyorum da. Teyze şey dedi. Aa dedi. Tatmin olmuş başka biri daha. Şimdi biz şuraya gideceğim. Şuraya gitmek istiyorum. Görevlerde onu da işaretleyeceğim zaten. Hayır, onlar bir şekilde gittiği bakacağız önce. Ana hikaye. Normalde yan görevleri bitiririm ana hikayede etmeden önce ama bu durumda pratik olanlardan gidiyorum. Hangisi daha yakınsa. Şimdi şöyle indirelim. Mini Vargas. Vargas. Aa, Vargas'ı biri ben ediyorum. Nereden hatırlıyorum? Joe Vargas var. Yanlış hatırlamıyorsam şeyde. Angry Joe. Diye bir YouTube kanalı var biliyorsanız. Bilenleriniz vardır aranızda. Ulan saçma sapan bir yol izledim ya. Şuradan geçebilir miyiz bari? Aşağı düşmeden. Neyse, o var. Bayağı severek takip ettiğim bir kanal. Oradan izliyorum. Ama isim konusunda emin değilim. Joe Vargas olabilir de olmayabilir de. Sen şüphelisin ha. Sana güvenmedim. İlk başta gözüme iyi göründün ama şimdi sana hiç güvenmiyorum. Burada mısın? Mini Vargas'ın odası, aynen. Vargas, ne yapıyorsun? You have any luck with the ghouls? Aynen, artık yok. Really? Unbelievable, man. I knew that wasn't gonna...
but I had a good feeling about you. Evet, evet öyle. Şimdi aradığım adam hakkında. Okay. I'll tell you every... The guy you're looking for, Benny. Benny, he was traveling with some members from my old gang. Kayaken. Ha. Neden bu şekilde no gittiler? I know Benny hadn't paid up yet. Maybe that was where they... Tamam, teşekkürler. Something about that lifestyle, the discipline, seeing new places. Hadi görüşürüz. Fenomen, bilinen iyi niyetlim ve kapsamlı destek gücü seni bu toplumun fenomeni yaptı. Bu ne işime yarayacak? Yes. Aa, ne yapıyorsun hocam? Welcome to Novak. It's not my engineering skills have been coming in handy too. Okay. Burada bu dünyadaki insanlar çok kaba. Hiçbir şey demeden devam ediyorlar. Şimdi dünya haritası. Kayakent. İyi, güzel, yolumuzun üzerinde gibi. Gidelim o tarafa o zaman. Bakalım neler olacak. Helyosan dedikleri yer orası ve orada hakkında bayağı ilginç olaylar var. Orayla alakalı da görevleri var. Onları da daha sonra yapacağız biz. Ama bugünlük bu kadar. Video zamanını birazcık aşmışım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.